Yine mi kebapçıya geldik? Ya ne var ya, canım kebap çekti. Çok duydum buraya. Yeni bir ekip gelmiş galiba. Bir deneyelim bakalım dedikleri kadar var mı? Hanımefendi. Çok uzağa çekme. Ondan sonra aç ediyorsunuz kapıda. Kızım şöyle iki kokteyl yuvarlayıp Leyla alacağımız bir yere gitseydik. Güzel adam görseydik iki. Baksana burası ne böyle? Vallahi Sudeciğim benim adam görecek yerlerim pek müsait değil şu anda. Askerliğim yeni bitmiş zaten. Az kafamızı dinleyelim ya. Gözünü seveyim herif merif şimdi başlatma boş ver ya. Ay gerçekten seni duyan da Kerim abi sana eziyet ediyor zanneder. Yediğin önünde yemediğin arkanda. Kredi kartların limitsiz cebinde. Evin araban desen o biçim. Paralar balya balya. Adam desen ayda bir kere bir hafta geliyor ondan sonra gidiyor özgürsün. Kızım mis gibi hayatın var daha ne istiyorsun? Sude ben Kerim'e söyleyeyim de avukat diye yanına alsın seni ha. Yemin ediyorum ölümüne savunursun sen Kerim'i. Adamı ipten bile alırsın vallahi. E ama yalan mı? Benim hayatıma bir baksana. Osman'ım Osman'ım diye herifim dört dönüyorum. Ne verdiği para değişiyor ne kartın limiti değişiyor. Arabam bile iki senelik. Sen bulmuşsun mis gibi adamı. Hala galiba yapıyorsun ya. O çok sevdiğin Osman'ın evine karısına gittiğinde de ağlıyorsun ama Hacer'cim. Kızım ne Hacer'i? Saçmalama Hacer yok. Sude var artık. Yalan mı Sude'cim? Deli gibi aşık değil misin Osman'a? Yani aşığım. Evine karısına gittiğimde onu oradan çekip alasım geliyor. Ha işte. Bence sen sus. Düşünsene Kerim gibi içi biçi leş gibi üstüne atladığını. Sen yat kalk Osman'a dua et. Herife için yanıyor kızım. Boş ver arabanın da iki model eski olsun ya. Neyse sen bu güzel kafanı yorma böyle şeylere. Şimdi kebap yiyip keyifleneceğiz zaten. Da galiba. Nerede bu garsonlar ya? Mekan kapalı. Allah Allah. Ne diyor? Toptancı örtüleri bugüne getiremiyorum dedi abi. Allah Allah. Niye getiremiyormuş ki oğlum ya? Ya yemin ederim var ya hayrı içimizden geçecek. O ne oğlum? Bilmiyorum abi. Oğlum kim aldı içeri ya? Ya arkadaş kapıda kimse uyarmıyor mu? Allah Allah. Çekil Allah'ını seversene ya. Hanımefendi iyi günler. Bize şuradan iki menü kap getir be. Çok acıktık. Efendim servisimiz daha başlamadı. Bir 4 saat sonra başlayacak. Siz o zaman misafir edin. Ya bize öyle çok şey lazım değil zaten. Sen şimdi bana oradan bir tane 50'lik rakı getir. Acılı şalgam koy buraya. Soğuk olsun ha öyle abdest suyu gibi sıcak getirme. 2 tane de 1,5 Adana çek. Mezelerden de taze ne varsa koy buraya. Oradan da bana bir Müslüm Babaş böyle inceden çalsın. Hadi. Efendim şimdi mutfağımız açık değil. Yani mutfağımız açık olsaydı servis ederdim ama maalesef. Bu dilimizden anlamıyor. Anlıyorum, anlıyorum efendim ama yani mutfağımız açık değil. Akşam 8 gibi açılacak. Siz o zaman misafir edin. Yok net net. Kesin dilimizden anlamıyor bu. Efendim şimdi benim sizi dışarı almam gerekiyor. Yani servisim 8'de başlayacak. İsterseniz böyle akşama doğru gelin. Hatta şöyle yapalım. Biz şimdiden sizin rezervasyonunuzu alalım. Yani akşam geldiğinizde hazır olun. Yapacağız böyle bir temizliğimiz ya kes. Var. Git bana 2 kap yemek getir şuradan. 50'lik aslan sütü kap gel. Asabımı bozma benim. Hadi yürü. Efendim şimdi servis anlamında problem yaşıyoruz yani böyle ağırlamak. Kes. Oğlum anlamıyor musun? Bir rakı bir kebap kap gel diyorum hadi. Hadi. İyi misin? İyiyim. Niye o kadar yükseldin adama? Ya yükseltmesin. Ya. Vallahi çattık ya. Ben şu Hayri'yi bir arayayım bakayım ne diyecek. Efendim Murat'cığım, tacizlerin bitmedi. Söyle kardeşim, he? Abi neredesin? Nerede olacağım işte? Senin beceremediğin işi yapmaya gittim. Masa örtülerini aldım. Geliyorum dükkana doğru 1 saate. Ne oldu? Dükkana 2 tane bayan geldi. Şimdi
bir şeyler içeceklermiş, kebap falan yiyeceklermiş. Ya kapalıyız dedik ama oturdular öyle. Oğlum anlat işte, kapalıyız da gönder işte. Allah Allah, ben ne yapayım burada şimdi onu? Ya şey abi ya. Ne? Ya abi, kadınlardan biri biraz arıza. Lan oğlum arıza olsa ne olur ya? Koskoca mekan çalıştırıyorsun, olacak her tip tamam. Bir şekilde güzel tatlı dille pakette gönder hadi. Ya hayır. Kadınlara kapalıyız diyoruz, böyle bağırıyor falan ya. Ya bağırabilir müşteridir. Tamam sen alttan al. Şimdilik kapalıyız efendim. Yakında hizmete gireceğiz. Hizmete girdikten sonra gelin buyurun, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yap bir şeyler yap, gönder işte oğlum ya. Allah Allah. Kapat ya Murat. Murat da dahil bütün kadroyu değiştireceğim. Hele bir dükkan açayım. İşim bitsin, bunların hepsini göndereceğim. Ne diyor abi? Ya ne diyecek Allah Allah? Bağırıyor çağırıyor işte ya. İş başa düştü yine. Kerim abi ne zaman gelecek? Bir dahaki aya değil mi? Ne bileyim, toplantı moplantı yoksa bir ay yok işte. Ya zaten gitsin karısıyla çocuklarıyla falan gelsin. Bıktım, daraldım yani. Kaç para bıraktı bu sefer? Ne yapacağım lan? Borcun falan varsa, ihtiyacın varsa söyle. Yok ya, merak ettim o yüzden sordum. Ne sırıtıyorsun lan? Efendim ben... Kebaplar nerede? Git kebapları getir hadi. Yürü. Efendim şimdi mutfağımız açık değil. Mutfağımız açık olmadığı için de servis yapamıyoruz. Ufak bir düzenlememiz var. Yani temizlik de olacak. Yani tadilat falan böyle. Öyle olduğu için de şimdi ben size servis açamıyorum. Yani malum bu şekilde sizi uğurlamak istemezdim efendim ama... Yani durum böyle. Şimdi masa örtüleri de gelmedi. Yani masa örtüleri falan gelmiş olsa, yani ustamız gelmiş olsa... Servis yapardım ama. Anladım. Çok özür dilerim. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Ya, hanımefendi, lütfen yapmayın. Gözünüzü seveyim. Yapmayın, yapmayın. Lütfen gözünüzü seveyim ya. Hanımefendi, lütfen. Kusura bakma. Ziyade olsun. Ben de akşam gelip o kebabı yemezsem bana da Laz kızı demesinler. Hadi eyvallah. Ver. Hadi. Dur. Sen ne yapıyorsun Savaş? Ya bin arabaya Allah aşkına ya. Çek kapını. Dini miyim hanıma? Elimden bir kaza çıkacak şimdi ya. Duracağım sinirimden ya. Delirirsin yani. Bir sakin ol Allah aşkına. Bırak Allah aşkına ya. Sakin olacağım. Kızım bari başka bir yere gitseydik yemek yemeye. Eve getirdin bizi. Ya ne yiyeceksen ya. Mutfak orada işte. Tamam. Ben yemek... internetten söylerim yemek. Sen niye o kadar tutuldun ki? Hiç kimse bana öyle atar gider yapamaz. Yaparsa da böyle layığını bulur işte.
garson atar gider yapmadı ki. Adam nazikçe gitmemiz gerektiğini söyledi. Çünkü dükkan kapalıymış. Kaç defa söyledim sana burası yatma yeri değil diye. He? Abi ne olur izin ver sabaha kadar burada kalayım. Sabah Suz annemin yanına döneceğim. Lütfen izin ver. Kızım senin evin yok mu? Anan nerede? Anana git. Abi eve gidemem. Lütfen izin ver. Bu gece burada kalayım. Bak. Bak ya. Lütfen. Kaç defa söyledim sana. Kime diyorum ben? Kime diyorum? Kalk. Abi söz yarın gideceğim. Lütfen izin ver. Burada kalayım. Ya burası yatma yeri mi? Abi ne olursun burası yuva mı? Yapma. Kime diyorum? Bu yatağın yeri mi burası? Yatakhane mi? Biliyorum sen benim başımın belası mısın? Çık oradan. Çık oradan. Kalk. Defol. Çık dışarı. Kıracağım kolunu bacağını. Ya buraya. Sabaha kadar ya buraya. Burası düşkünler yurdu mu? Ya buraya. Ne? Lütfen yapma. Ya buraya. Ben zaten evime gideceğim abi. Lütfen burası yatma yeri mi? Yatma yeri mi burası? Lütfen yapma. Gel dedim. Lütfen abi. Hiç kimse beni hiçbir yerden kovmasın. Ben soracağım onlara bunun hesabını. Bana bak akşama plan program yapma ha. Benlesin. Kendine geldin. Kerim abi gitti diye değil mi? Nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsun beni? Kebap yemeye gideceğiz. Sen ciddiydin. Nasıl? Beğendin mi? Harika, harikasın da. Kebapçı için biraz fazla değil mi? Ay hiç de değil. Hep başkaları için süsleniyoruz. Biraz da kendimiz için süslenelim ya. Yemek yiyip kalkacağız değil mi? Yine ortalığı darma duman etmeyeceksin. Merak etme. Uslu duracağım. Bana şu anda o kadar garip geliyor ki tekrar aynı yere gitmemiz. Ortalığı mahvettin. Adamlar şikayet etse karakolluk olacağız. Ya amma tatava yaptın ha. Kebap yiyip geleceğiz işte. Yürü. Hadi. Abi sen şu masaya bak. Oradaki boşluğa bak. Abi bir an önce toparla bunu. Güzel. Merhaba. Merhaba. Ne haber? İyi. Güzel. Geleceğim demiştim sabah. Demiştiniz. Hadi donat masayı. Keyfimizi bulalım değil mi? Kebap. Sabah siparişim vermiştim. Hatırlamıyor musun? Hadi koçum. Kebap. Aslan sütü. Aynen. Hadi koçum. Hadi aslanım. Hadi koçum. Ya sakin olur musun lütfen? Kebap yiyip eve gideceğiz dedim. Sana söz verdim. Söz. Söz. Merak etme. Paramızla rezil oluyoruz. Ne oluyor lan buna? Abi neredesin ya? Sabahtan beri seni arıyorum yeminle. Ne oldu burada? Abi geldiler. Kim? Abi Las kızı. Geldi bütün müşterileri rahatsız etti abi. Herkes tek tek kalkıp gidiyor yeminle ya. Ne yapacağımı bilemedim yeminle. Peşlerinden gittim. Çok özür dileriz dedim ama işte. Tut. Kim? Abi hemen arkada abi sağda. Kısa saçlı var. Şu... Evet evet abi. Oğlum ne halin lan bu dükkan? Yürü. Ha? Yapayım. Şş, oğlum şalgam getir oradan bana bakayım. Koş. Baksana abi kimse kalmadı ya. Herkes gitti vallahi. Siz bir şey yapamadınız mı? Abi vallahi gene geçenki gibi her yeri dağıtır diye korktum ya. Şş, oğlum. Bana oradan bir şalgam getir. Koş. Seri. Acılı ha. Hadi. Abi polis çağırayım mı? Oğlum ne polisi lan? Polis çağırır. Polis ne yapacak ki? Ya ne bileyim abi alır götürür işte ya.
Ya yeminle var ya dükkan tıklım tıklım her şey tıkırında gayet güzel gidiyordu ya. Geldi ortalığı dağıttı kadın ya. Dur halledeceğim. Gel. Halledeceğim. Onu bana yapmıyorsun ha? Hayır yapmıyorum. Sana soğanlı yaptım. Tamam. Bu hediye veriyorum sana. Tamam. Hadi tamam. Bak bu yemedin, çok güzelmiş. Görmüyorum yediğini. Buyurun efendim şalgamınız. Biraz gecikti, kusura bakmayın. Tekrardan hoş geldiniz müessesemize. Afiyet olsun. Hele şükür ya. Müessesenizde böyle tatlı dilli insanlar da varmış yani. Ben restoranın şefiyim. Kusura bakmayın tekrardan. İsmim Hayri. Memnun oldum Hayri Bey. Bana da Laz kızı derler. Memnun oldum. Tekrardan hoş geldiniz. Afiyet olsun. Kusura bakmayın. Oğlum. Bak öğren biraz patrondan ha. Ders al biraz ya. Bizimkiler biraz canınızı sıkmış sanırım. Kusura bakmayın. Ben ilgileneceğim bundan sonrasında. Afiyet olsun. Hayri Beyciğim olur mu öyle şey? Unuttum bile ben. Siz daha sonra kulaklarını çekersiniz onların. Hiç şüphem yok zaten. Afiyet olsun. Buralardayız. Bir isteğiniz olursa arkadaşlar burada, ben de buradayım. Eyvallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah. Ne oluyor ya? Ne var? Seni gören de kibar biri zanneder. Kızım. Böyle taş gibi adama gider yapılır mı lan? Sen kafayı yedin herhalde. Ya normal bir adam işte yani. Bir taşlığı maçlığı yok. Vallahi seni bilmem Sude'cim. Bence adam taş, bence afet. Yıkılıyor yani. Görüyorsun bir şekilde hallettik. Abi vallahi anlamadım ya. Ya kadın demin herkesi çemkiriyordu. Yemin ederim bütün masaları... Tamam, sakin sakin. Bütün masaları rahatsız etti. Sen gelince vallahi insana döndü kadın ya. Ya demek ki insan gibi birisi davranınca insan olabiliyormuş. Ben bahane istemiyorum Murat. Ya abi, ya biz de bir hata etmedik ki. Ya tamam işte git şöyle bak bakalım masalarında mezeler eksilmişse mezelerini tamamla. Ne bileyim oğlum işte git bir ilgilen, bir gönlünü hoş et ya. Heh, iki de çay götürmesi. Hadi, hadi tamam hadi ikinci laf söyleme hadi. Bence sen kaşınıyorsun. Hayırlı akşamlar. Tekrar bekleriz. İyi akşamlar. Racon da biliyor ha. Bence sen yavaş iç diye gönderdi adam bunları. Sude ben bu gece içerim ha. Bak diyeyim sana. İç hayatım, iç de. Adamı yiyecek gibi bakma, anlayacak. İyi akşamlar, afiyet olsun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Yeriz kızım belki. Kim ne karışır? Bak beni korkutma. Kerim abi bu olanları duyarsa var ya... ...çok kötü yapar seni, çok kötü. Sude, yine görümceye bağladın ha. Gözünü seveyim, iki keyfimiz var şurada. Hadi aşkım. Ne oldu? Osman'ım gelmiş. Ne yapalım yani? Yatsın uyusun ya. Sabah yaparsınız ne yapacaksınız? Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Eve gidiyorum kızım. Ya saçmalıyorsun şu anda. Ben eğlencedeyim, sen yat denir mi adama? Ya gidiyorsun yani. E gidiyorum, sen de geliyorsun. Hadi kalk. At beni eve. Ben hiçbir yere gelemem Sude. Benim keyfim yerinde. Hiç kalkamam, eve gidemem yani şu an, kusura bakma. Lütfen bak, anca beraber kanca beraber. Beraber gel, beraber kalkacağız. Ya sen şimdi sevdiceğinin yanına gideceksin. Ben ne yapacağım Sude?
Eve gidip koltuk köşelerine mi pinekleyeyim? Koltukta mı uyuyakalayım yani? Ya hadi yürü kalk hadi. Yok. Ben hiçbir yere gitmiyorum. İyiyim burada. Dur bekle sen ama bekle. Ne yapıyorsun kızım? Seni eve gönderiyorum. Dur. Buyurun. Bir şey mi eksikti? Huzur. Hayri Beyciğim. Huzur. Arkadaşım eve gidecek de bir taksi rica edebilir miyiz? Tabii hay hay. Murat Bey. Hanımefendiye bir taksi çağır lütfen. Tamam. Binene kadar da eşlik edersin. Tabii. Hadi Sulicim. Ay vallahi hiç söz veremedim. Yürü bak sana diyorum. Yürü hadi. Osman'la selam söyle aşkım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Akşamlar. Tekrar bekleriz. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Sizin başka bir isteğiniz var mı? Olmaz mı? Bu Meret tek başına gitmiyor biliyor musun? Eşlik etmez misin? Olur. O zaman tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne diyelim? Huzuru arayanlara. Huzuru arayanlara. Afiyet olsun. Ben ömrümde böyle kebap yemedim gerçekten. Beğenmenize sevindim. Beğenmek ne kelime? Bayıldım. Ben size bir şey diyeyim mi? Bu şefi sakın işten çıkartmayın. Üstüne zam falan verin hatta. Ben hazırlıyorum yemekle. Vay 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 Hayri Bey. On parmağınızda on marifet yani. Afiyet olsun. Peki böyle zor olmuyor mu yani hem dükkanla falan ilgilenip mutfak falan? Tabii ki de zor oluyor ama ben tek sahibi değilim dükkanın. Ortağıyım diyelim. Diğer ortam çok fazla uğramıyor dükkana. Ben çekip çeviriyorum. Yemek yapmayı da seviyorum. Bir türlü çıkmadım mutfaktan yani elimi çekmedim diyeyim. Sevdiğiniz her şeyi bu kadar güzelleştiriyorsanız. Ben iki dakikanızı rica edeyim. Bir bakıp geliyorum hemen. Tabii. Buyurun. Hemen. Abi saat kaç oldu ya? Kapatmıyor muyuz? Tamam oğlum. İçeriği falan halledin. Ondan sonra güzel güzel çıkın siz. Ben kapatırım. Sen ne alaka abi ya? Biz hesabı gönderelim. O da kalkar zaten. İşte bu yüzden bu dükkanın sahibi sen değilsin de benim. Ulan böyle müessese mi işletilir? Hanımların masasında ne kadarlık hesap var ya? Kalk git denir mi? Ne yapsın? Daha önceki gibi bütün dükkanı kırıp döksün mü? Abi kafandan neler geçiyor? Vallahi bir çözebilsem. Ya zaten bilemezsin, anlayamazsın ya. Ya boş ver benim kafamdan geçenleri ya. Tamam, hadi çıkmadan öncesinde güzel fiyakalı bir meyve tabağı yaptır. Gönder, tamam? Tamam. Tekrardan kusura bakmayın. Olur mu her şey? Dükkanla alakalı. Ne diyor seninki? Kapatıyor muyuz? Ya bu seninki var ya, sabahtan beri keyfime turp sıktı. Rahat olun, ben buralardayım. Siz keyfinize bakın. Diyorum ki, şu resmiyetten bir kurtulsak mı artık? Ben çok sevemedim böyle sizi, bizi falan. Olur, ben kibarlık olsun diye şey yaptım. Kibarlık öyle olmaz Hayri Bey. Hadi. Nasıl oluyor peki? Kibarlık gözle olur,
bakışla olur. Gözlerime bakabiliyorsan kibarsındır. Gözlerime bakmayandan korkarım ben. O zaman sorun yok. O zaman sorun yok. Afiyet olsun. Ne yapıyoruz şimdi? Beni kapının önüne koymayacaksınız değil mi? Yani yarın senin bir işin yoksa mekan senin, kapına göre yani. Yok. Tatildeyim ben. Peki ne iş yapıyorsun? Sence? Bilmem. Yani ne? Bildin de diyemedin kibarlığından. Utanma ya. Rahat ol. Kiralık sevgili diyebiliriz. Kiralık sevgili mi? Hı. Maşallah çok açık sözlüsün. Ne yapmamı isterdin? Namusumla çalışıyorum deyip kafadan bir iş atsaydım daha mı mutlu olurdu? Yo, ben şimdi de mutluyum. Problem yok yani. Sağ olasın. Şöyle buyurun. Siz de güzel güzel kapatın. İyi iyi dinlenin. Sabah görüşürüz. İyi akşamlar. Haydi bes. Hayırlı akşamlar Murat. Seni de evden beklemesinler. Portakal çok güzel bak. Şöyle vereyim. Ye bir de sen bak tadına. Madem bir bekleyenimiz yok. İçelim güzelleşelim o zaman. Afiyet olsun. Şeref. Ay. İyi misin? Hı? Hadi. Buyurun Ayrı Bey. Ver. Alamaz. Ben seni kaçırıyorum. Sen beni değil. Bu halde beni tarif edebilecek misin? Bilmem. Sen mi? Yani seni böyle taksiye bindiremem. Ne yaparız? Sabaha kadar dükkanda beklersin o zaman. Çok sertsin Sayrı Bey. Karar senin. İyi. Gelelim o zaman. Evi de buluruz ya. Niye bulamayalım ki ya? Ya arayalım arkadaşını. Sude miydi? Neydi? Tarif etsin evi. Hacer onun adı. Hacer. Hacer mi? Kenara eski adını beğenmiyor. Tamam işte arayalım Hacer'i, evi tarif etsin. Ben sokakları iyi bilirim ben. Hmm. Sokak kızı olabilirim ama evimin yolunu da daima buldum yani. Vay be. Bu sefer de buluruz evvelallah. Sen hiç merak etme, rahat ol yani. İyi peki madem, buyur. Gel. Evet. Hadi. Evet. Hadi. Buyurun efendim. Gel. Burası değil mi? Bak. Ne dedim ben sana? Ben evimin yolunu bulurum dedim. Helal. Ayaklarım çok ağrıdı, ayakkabım çıktı. Abi. İyi, ben gideyim artık. Nereye gidiyorsun ya? Ne yapayım, evime gideyim. Niye gidiyorsun? Niye gitmiyorum? Gözlerin ne güzelmiş buradan bakınca. Seninkiler de öyle. Hayat çok kısa Hayri Bey.
Nasıl? Güzel kokuyor mu? Çok güzel kokuyor. Sen de çok güzel kokuyorsun. Böyle kokun ateş gibi. Hadi ya. Ne oldu acaba de? Vallahi olan oldu. Olan oldu diyorsun ha? Dedim gitti bile. Kahvaltı yapalım mı? Kahvaltı yapalım mı? Ne oldu? Beni bırakıp gideceğim mi hemen? Yok, bir yere gittim yok. Ben gayet memnunum halimden. Acıktım ama. Menemen yer misin? Olur. Tamam o zaman. Abi neredesin? Nalan yenge seni soruyor. Hayri, kurban olayım, bir ses ver. Neredesin? Efendim Murat. Hele şükür abi ya. Hele şükür açabildin şu telefonu abi ya. Ya sen neredesin? Sus lan sus. Sus oğlum sus lan sus. Bak bir kere de anlatacağım, bir kere de dinle. Bir daha anlatmayacağım, tamam mı? Nalan'a da Türkiye'ye de aynısını söylüyorsun şimdi. Gece dükkanda kavga çıktı, kapanışta, tamam mı? Polis de aldı Hayri abiyi falan filan, kavga eden herkesi toparladı, emniyete götürdü. Telefonu falan ondan açamıyor. Şimdi ifade veriyorlar diyeceksin, tamam mı? Ya Hayri abi, sen ne işler çeviriyorsun yine ya? Ya bak, o kadının yanında mısın sen yoksa? Oğlum sana sus diyorum lan, bağırmadan konuş. O kadınlaydım lan, ne var? Allah Allah, dediğimi yap birader sen ya. Allah Allah, ne kadar uzattın be. Bak şimdi Nalan arayacağım. Ben karakol meselesini anlatacağım. Sen de eş zamanlı olarak Türkan'ı ara, onu anlat, tamam mı? Ya abi, Nalan yenge demin beni aradı. Ben bir şey diyemedim. Dün akşam erken çıktım dedim ona. Tamam kardeşim, ben o daha önce çıktı derim. Ne kadar uzattın, kafanda parçaları birleştir ya. Tamam ya, dediğimi yap sadece. Ağzımız bir olsun. Türkan yenge de aradı ama. Ona da bir şey diyemedim vallahi, bak ha. Tamam oğlum, Türkan'a da aynısını söyle işte diyorum sana ya. Tamam. Menemene soğan da aradım. Sıkıntı olur mu? Olmaz ya, soğansız menemen mi olur şeyde? Acı pul biber falan da aradım. Ya abi sen o kadının yanında mısın ya? Neredeysen neredeyim oğlum, dediğimi yap sana lan. Tamam, kapat hadi. Vay arkadaş ya, ne kafası. Günaydın. Günaydın. Neler hazırlamışsın ya? Bir şey yapmadım ki. Senin mi bu ev? Yok, Kerim'in. Ben davetistim, evi yaptıramadım. Güzelmiş ama. Kendi evim olduğunda en üst katlarda istiyorum. Çok küçükken kendime söz vermiştim. Böyle en tepelere yerleşeceğim diye. Niye? Daha önce neredeydin ki? Yerin ta dibindeydik zavallı annemle. Boş ver, takılma sen bunlara. Battığımız yerden çıkmasını bildik. Yeter bu kadar. Bitmesin. Allah Kevser abladan razı olsun. Bu yağ bizi iki hafta idare eder. O kadarcık yağla kızarır mı anne? Kızarır ya. Niye kızarmasın? Nar gibi kızarır hem de. Getir bakayım patatesleri. Bak gör, birazdan mis gibi olur. Bu yağ bittiğinde ne yapacağız? Yine haşlayacağız mı patatesleri? Haşlarız. Ne olacak ki? Haşlarız, yine koyarız ekmeğin arasına. Bir güzel karnımızı doyururuz. Allah bize yardım eder elbet. Bu bahçedeki patatesler bittiğinde ne yapacağız? O zaman o adama... Babama ev almayacaksın değil mi anne? Korkma kurban olduğum. Hiç korkma. O ırz düşmanı bir daha bu eve giremez. Tamam?
merak etme sen. Getir bakayım ekmeğini. Hadi otur. Eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun, beğenmeni sevindim. Senin hikayen ne? Nereden geldin? Nereye gidersin? Ne yaparsın? Git baba. Baba lütfen yapma baba. Git. Baba ne olur yapma baba. Baba lütfen git baba, gelme. Öteye git baba lütfen, yaklaşma. Sahipsiz kaldım diyelim. Ya da güvendiğim dağlara kar yağdı diyebiliriz. Daha doğrusu güvendiğim dağ dağ değilmiş, onu anladım. Ailene mi bir şey oldu, annene babana falan? Ben kimim? Nereden geldim, nasıl geldim, ne yapacaksın onu anlamadım. Görüp dokunduğun yetmedi mi sana? Yani görüp dokunduğum gayet güzeldi de işte insan... arkasında ne var onu da merak ediyor. Etme. Her şeyi anlayamazsın, canı sıkılır. Bu aşağıda, sokaklarda tek başına kimsesiz kalmak nasıl bir şey bilemezsin. Bilmek de istemezsin. Hadi ya, nereden biliyorsun bilmediğimi? Hadi soğutma, yemeğini ye sen. Ya kahve içmeyecek miyiz? Dükkana gideyim ya. Şimdi beklerler beni, çekip çeviremezlerdi. Orası kesin canım. Ne bileyim. Daha yeni başlıyorduk zaten. Tamam ya, temelle gitmiyorum. Geleceğim mi bir daha? Sen ne yap biliyor musun şimdi? Hı. Evde kimse de yok. Şöyle güzel güzel otur, dinlen, keyfine bak. Kandırdın beni. Kandırmadım. Kandırdın. Kandırmadım. Ne kaldım bir yönden dönmeyecektim. Tamam canım. Günler çuvala girmedi ki. Öyle çok bekleyemem ben. Özlerim sonra seni. Tamam, ne istiyorsun onu söyle o zaman. Bu gece de buluşalım. Dün gece senin mekandaydık. Bu gece de ben seni bir yere götüreyim. Hadi ya. Kısmet. Ben işimi kısmete bırakmam. Akşam 8'e gelir alırım seni. Bakarız. Nasıl haberleşeceğiz? Telefonu götürsene. Dur, dur, dur. Ya dursana, dur. Tamam, dur, telefonu kaydetmeye çalışıyorum şu an. Tamam. Tamam. İyi, ben gideyim hadi. Hı. Gideyim. Hı. Gidiyorum. Hadi görüşürüz.
Görüşürüz. Daha çok görüşeceğiz. Kızım, aşık oldum ne demek? Delirtmesene beni. Ya aşık oldum diyorum. Çok büyük konuşmuşum ya. Çok fena çarpıldım Sude. Öyle böyle değil yani. Kime aşık oldun iki dakikada? Ya kime olacak? Kebapçı Hayri'ye. Ya bırak Allah aşkına ya. Dalga geçiyorsun benimle. Ya ciddiyim diyorum ya. Öyle böyle değil. Dün gece var ya, Hayri yaktı geçti buraları. Adamın ellerinden ateş çıkıyor, ateş. Çok fena bak, ben diyeyim sana. Kerim abi? Başlayacağım Kerim'ine de ha. İki zevkimiz var şurada, turp sıkıyorsun. Ne Kerim'miş ya? İyice avukatı çıktın ha herifin. Bak ateşle oynuyorsun resmen. Hah. Bak Sude, ateş diyorum. Hayri diyorum. Yandım diyorum. Anla artık beni ya. Kızım, sen beni anla. Kerim abi seni var ya burada lime lime eder. Ya sen Kerim abi nasıl boynuzlarsın, sen kafayı mı yedin, delirdin mi? Ya yedim evet. Bak Sude, ben ömrümde ilk defa böyle dokunuşundan, sesinden, kokusundan tiksinmeden bir adamla beraber oldum Sude. İlk defa lan, anlıyor musun? İlk defa. Ya adamın kokusu bile güzel ya, düşünsene. Ya döndü dolandı buldu beni. 2 gram zevkimiz var şurada. Kerim Kerim diyeyim. Mahvetme ya. Ne bileyim ben, sen üzülme diye söylüyorum. Adamı tanımıyoruz, etmiyoruz. Şimdi aramayacak, sormayacak. Bütün gemileri yakma bunun için diyorum. Arayacak da soracak da. Hiçbir yere gitmeyecek, görürsün. Nasıl bu kadar eminiz buna? Ya gitmeyecek biliyorum. O da benim gibi. Nasıl senin gibi? Ya en az benim kadar yaralı. Biliyorum, hissediyorum. Görürsün gitmeyecek. Bak bakayım ona. Ne olmuş mu? İyi, çok güzel, harika. Hı. Da bu çok saçma değil mi? Daha yeni ayrıldınız. Şimdi bir daha meraklı gibi. Ya meraklıyım zaten. Kızım için pırpır ediyor diyorum. Anlamıyor musun ya? Nereye gideceksiniz? Bak Kerim abinin kulağına gitmeyecek şekilde görüşün. Ya sen korkma. Onu benim o Kavak'taki mekana götüreyim diyorum. Kerim'in K'sinin esamesi okumaz orada. Sen hiç merak etme. Tamam. Araştırdın mı adamı? Neymiş, ne değilmiş, evli miymiş, hayatında biri var mıymış? Ya sabah odada fısır fısır birileriyle konuşuyordu ama tam çözemedim yani. Tamam. Sabah ilk iş biriyle konuşuyorsa karısı vardır. Ya alyansı yoktu. Gerçi alyans da bir kriter değil tabii de. Alyans takmayan tayfadandır belki. Kızım, alyansı olsa ne olacak, evli olsa ne olacak? Sen adamın nikahını mı alacaksın? Bir gün takıldın işte, ondan sonra yol ver. Aman ya, evliyse de çözeriz zaten. Bakarız bir çaresine. Ay hala bakacağız bir çaresine diyor. Nasıl bakacaksın çaresine? Sude, ben onun aklını öyle bir alacağım ki başka kadının esamesi okunmayacak. Sen hiç merak etme. Nerede benim telefonum? Hadi bakayım şunu. Ya telefon açılmayınca derleniyorum işte. Ben derlenince de kimse ne yapacağımı kestiremez. Orasını biliyoruz canım. Öyle mi? Başka neler biliyorsunuz Hayri Bey? İşte dün tanıştık ya, ne varsa öğrendim. Bence de. Söyle bakalım, dükkandan mı alayım, evden mi alayım seni? İstiyorsan adresini at, evden alayım yani. Yani kafaya taktın illa alacağım. Taktım mı alırım. Hadi söyle, nereden alayım? Ben kendim geleyim, kendim gelirim. Ya ama uzattın ha. Belki ben seninle arabada geçireceğim yarım saatin hesabını yapıyorum. Nereden biliyorsun? Yani onu bile hesaplıyorsun. Hesaplıyorum. Suç mu yani? Tamam, şey yap o zaman. Dükkandayım, dükkandan alırsın. İyi, anlaştık o zaman. Hadi görüşürüz, öpüyorum. İyi, hadi ben de öptüm. Bay. Ağzını kapa ağzını. Salyaların akacak. Ya aksın, ne yapalım? Hep senin öyle salak aşık Osman'ım Osman'ım diye gezişini izleyecek halimiz yok herhalde. Biraz da ben gezeyim aşık aşık. Ne olacak ki? Hayatım, güzelim, canım arkadaşım. Bak bu gidişat hiç iyi değil. Ben seni daha önce hiç böyle görmedim. Gel vazgeç şu işten. Bak şöyle düşün. Bu adam restoranın ortağıyım demiş. Bu herifin çapı belli. Ortak olsa ne olur, olmasa ne olur. Bir de Kerim abiyi düşün. Kerim abiyle kıyaslanabilir mi? Maddi manevi zarara uğrayacaksın. Ya aklını çalıştır biraz. Tamam, her şey muhteşem, alevler ateşler, harikasınız. Bir gece geçirdiniz, ondan sonra bırak gitsin. Rahatın bozulacak, öyle düşün.
Ya amma tatava yaptın ha. Vır vır vır. Hadi kalk yürü gidiyoruz. Kalk yürü. Nereye? Gidiyoruz. Bak, yemin ediyorum kebapçıya falan gelmem ha. Suda kebapçıya gitmiyoruz. Kuaföre gideceğiz. Saat kaç oldu? Hazırlanmam lazım. Saçım başım falan. Kızım, yürü. Kızım ben ne diyorum? Sen ne diyorsun? Dur bekle.